Merhaba, ben Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi Kimya İl Koordinatörü Aynur Özşeker. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün uzaktan eğitime destek süreci kapsamında siz öğrencilerimize yönelik düzenlemiş olduğu kazanım izleme sınavı soru çözümlerini yapacağız. Biliyorsunuz ki bu tüm sınıf düzeylerinde yapıldı. 29 Mayıs tarihinde düzenledik bu sınavımızı ve bugün sizlerle hep birlikte 12. sınıflara yönelik olan soru çözümlerimizi yapacağız. Ve birinci sorudan birlikte başlayalım diyorum. Evet, birinci sorumuz. Hibrit orbital oluşturan nötr X atomunun enerji değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X atomunun atom numarası 8'dir. Sevgili öğrenciler, bakıyoruz. Öncelikle neydi? Bakalım grafiğimizde. Enerji yukarıya doğru artış gösteriyor. 1s'te 2 elektronum var. Elektronlar orbitallere yerleşirken en küçük baş kuantum sayısı en küçük olan orbitalden başlayarak yerleşmeye başlarlar. Ve 1s'te bakıyorum 2 elektronum var. 2s'te ters spin olarak yerleşen 2 elektronum var. Daha sonra 2p'ye geçmiş. 2px'de 2, py ve pz'de ise 1 elektronum var. O zaman diyorum ki elektronlar eş enerjili orbitallere yerleşirken önce aynı yönde, aynı spinde birer tane olacak şekilde doldururlar. Daha fazla elektronum var ise ters spinli olarak yerleşmeye başlarlar. Bakıyorum 1s'de 2, 2s'de 2, 4 elektronum, 6, 7 ve 8 elektronum mevcut. O zaman benim bu X atomumun atom numarası nedir? 8'dir diyoruz. Demek ki bizim birinci şıkkımız nedir? A şıkkımız doğrudur. X atomu sp küp hibritleşmesi yapmıştır. X atomunun bakıyorum şöyle söyleyelim. Hibritleşmenin tanımını önce verelim. Hibritleşmenin ne olduğunu tekrar bir hatırlayalım. Ondan sonra hangi tür hibritleşme yaptığından bahsedelim. Hibritleşme neydi? Farklı enerjilerde bulunan orbitallerin enerjilerini yeniden düzenleyerek yeni eş enerjili orbitaller oluşturmasına hibritleşme yani melezleşme adını veriyor idik. Bakalım aynı enerji düzeyi 2, aynı enerji düzeyi 2. 2s'teki orbitalim ile 2p'de bulunan orbitallerim ikisi bir enerjisini azaltmış, diğer enerjisini yükselterek daha arada bir eş enerjiye sahip yeni orbital düzenlemesine geçmiş. Burada geçen hangi orbitallerim var? 2s orbitalim, 2p'de ise 3 tane px, py ve pz orbitalim var. O zaman yaptığı hibritleşme türü sp küp hibritleşmesidir diyoruz. Ve B şıkkımızı da o zaman doğru kabul ediyoruz. X'in C şıkkımızda hidrojen ile yapacağı bileşiği molekül geometrisi açısaldır. Değerli arkadaşlar, ben bakıyorum X atomumun atom numarası 8. O zaman benim bu atomumun hibritleşme sonucunda baş kuantum sayısı en büyük olan S ve P orbitalleri, S ve P orbitalleri, 3 tane P orbitaliyle. Burada benim X atomumun Lewis yapısını yazacak olursam eğer, birinci neydi? Lewis yapısını yazarken baş kuantum sayısı en büyük olan orbitallerdeki elektronlar atomun sembolünün yanına noktalar şeklinde yazılarak ifade edilir, gösterilir. Biz burada toplam kaç elektronum var benim? 2, 4, 6 elektronum var. Elektronları Lewis yapısını yazarken önce karşılıklı olacak şekilde tek tek doldururum ve daha sonra ise
yan yana gelecek şekilde ikinci elektronları doldururum. Eşleşmemiş elektron çifti dediğimiz bu elektronlar atomun çevresinde daha fazla hacim kaplayacağı için eşleşecek olan, yani bağ yapacak olan tekli elektronları ne yapar? Birbirine yaklaştırır ve bir açısal durum kazanır benim atomum bağ yapar iken. Burada hidrojen atomumun o zaman nedir? Eşleşmemiş elektron çiftleri bulunduğu için, iki tane eşleşmemiş elektron çifti bulunduğu için benim X atomum hidrojen ile yapacağı molekül geometrisi nedir? Açısal olacaktır. H2X bileşiğinde, H2X bileşiğinde bağ yapımına katılmayan elektron çifti yoktur. Hayır, vardır. Demek ki benim ne olacaktır? Doğru olan şıkkım, yani yanlış olan elektron çifti, bağ yapımına katılmayan elektron çifti vardır diyorum. H2X taneciği polardır. Nedir? H2X'te iki hidrojenle kırık doğru şeklinde bir yapısal düzenleme olduğu için merkez kayacak. Yani yukarıda ve aşağıdaki elektron yoğunlukları farklı olacağı için başka bir benim bu molekülüm hidrojenle, iki tane hidrojenle yapacağı bileşiğimiz bizim ne olacaktır? Polar yapıda olacaktır diyorum ve yanlış şıkkımızın D şıkkı olduğunu söyleyerek ikinci sorumuza geçiyoruz. Evet, ikinci sorumuza bakıyorum. BF3 bor trifluor molekülü için yargılarından hangileri doğrudur diyor. Molekül geometrilerini tespit ederken biz merkez atom, en fazla bağ yapan atom merkez atom kabul ediyorduk. Bor atomumuz atom numarası 5 iken nedir bunun? 1s2, 2s2, 2p1. Baş kuantum sayısı en büyük olan s ve p orbitalleri toplam 3 elektronum var. Atomun sembolünü yazdım. Baş kuantum sayısı en büyük olan orbitallerde bulunan elektronları birbirlerinden en uzakta olacak şekilde atomun sembolünün etrafına yerleştiriyorum. Ve ben bakıyorum borun neyle yapacak bu BF3 molekülünü? Flor ile yapacak. Florun atom numarası 9'dur. Hemen şuraya onun da elektron dağılımını yazalım. Florum 9. Flor 1s2, 2s2, 2p2, 4 nedir? 5'tir. Baş kuantum sayısı en büyük olan 2'dir. S ve p orbitallerinde toplam 7 elektron vardır. F atomunun atom numarası sembolünü yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 elektronu sembol çevresine koyduktan sonra eşleşmemiş 3 çift elektron bulunurken bir tane bağ yapmaya açık tek elektron bulunur. O zaman flor atomunda evet şu şekilde florları yazdığımızda biz ne yapıyoruz? Birbirinden en uzak olacak şekilde iki farklı atomdan gelen eşleşmiş elektron çiftleri bana bağ yapan elektronlardır ve borun 3 farklı flor ile yapacağı bu molekülde florun her birinin birbirine eşit olması, yani farklı bir atomun bulunmaması bağ yapacak olan elektronları aynı güçte çekecektir ve borun etrafında 360 derecelik açıda 3 eşit çekim gücü olacağı için nedir? 360'ın 3'te 1'i 120 derecelik açılarla flor atomları bor etrafında konumlanacaklardır. Wessberg gösteriminde AX güçtür. Wessberg gösteriminde biz ne yapıyorduk? Merkez atoma A diyorduk. Bağ yapan atomları, elektronlarını X3 diyorduk. Eşleşmemiş elektronlarımız burada olmadığı için E sembolüyle gösterilenin yazılmasına gerek olmayacaktır. Molekül geometrimiz üçgen düzlem ya da düz üçgendir, doğrudur. AX3 Wessberg gösterimini gösterir. Bağ açıları ise 120 derece olacak şekilde BF3 molekülümün için tüm öncüllerimin de doğru olduğu E şıkkı doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz.
Evet, üçüncü sorumuza başlıyoruz sevgili gençler. Hidrokarbonlarla ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen bulunur. Hidrokarbonlar temel karbon elementinin yanı sıra yapısında hidrojen bulunduran bileşiklerdir. Yapılarında hidrojen vardır fakat oksijen bulunmaz. Dolayısıyla bu öncülümüz nedir? Yanlış olan öncülümüzdür. İki, fosil yakıtlarda fazla miktarda bulunur. Temel karbon atomu bulunan bileşiklerimiz fosil yakıtlarda bulunur. Dolayısıyla bu doğrudur. Karbon atomları arasında tekli, ikili ve üçlü bağlar bulunur. Evet, hidrokarbonlarda tekli bağlar doymuş hidrokarbonlar, ikili ve üçlü bağlar içerenler ise doymamış hidrokarbonlar olarak bilinmekte. Dolayısıyla bunlar da yapılarında farklı bağlar bulunabilir diyoruz ve üçüncü öncülümüzü de doğru diyoruz. Demek ki yanlış olan birinci öncülümüz, ikinci ve üçüncü öncülerimiz doğru olan seçeneğimiz E seçeneğidir diyoruz. Sevgili gençler, dördüncü sorumuzdan başlıyoruz. Yukarıdaki bileşik için yargılarından hangileri doğrudur? Hidroorganik bileşiklerimizi biz adlandırırken en uzun iskelet oluşturacak şekilde ana zincirimizi, iskeletimizi tespit ediyoruz. Hemen şöyle fazla zaman almamak adına ben hızlıca ana iskeleti buluyorum. 1 ve 2 numaralı karbonum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı karbonum, yani ana iskeletim, dallanmanın en fazla olduğu uçtan başlayarak 9 numaraya doğru geliyorum ve nonana kadar benim en uzun iskeletim oluşmuş bulunuyor. Bakalım, birinci öncülümüzde adı 4 bromo 4 etil 6 klora 3 6 dimetil nonandır diyor. Benim 4 numaralı karbonumda brom, alfabetik sıraya göre yan gruplarım nedir? Bromdan başlıyor. 4 broma, evet 6 kloro, 4 numaralı karbonumda etilim var ve 3 6 dimetil olacak şekilde, bakınız, metil ve metil 3-6'da dimetil olacak şekilde benim birinci öncülüm doğru kabul ediyoruz. Karbon atomları sp küp hibritleşmesi yapmıştır sevgili gençler. Biz de biliyoruz, sp küp hibritleşmesi tekli bağ, sp kare hibritleşmesi ikili bağ, sp hibritleşmemiz ise üçlü bağ içeren karbonlar arasında bulunan hibritleşmeleriydi. Sp küp hibritte benim bu hidrokarbonum hepsinde tüm karbon atomlar arasında tekli bağ bulunduğu için bu nedir? Bir doymuş hidrokarbondur ve doymuş hidrokarbonlar sp küp hibritleşmesi yapan hidrokarbonlardır. Doymamış hidrokarbon değildir çünkü ikili ya da üçlü bağ içermemektedir. Benim o zaman doğru yanıtım 1 ve ikinci öncüllerle D seçeneğim olacaktır diyoruz. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Beşinci soru. Yukarıdaki bileşiklerle ilgili yargılardan hangileri yanlıştır diyor. Sevgili gençler, bakıyorum 1 ve 2 numaralı iki farklı aynı atomlardan meydana gelen iki farklı bileşiğim var. Ve bu iki farklı bileşiğimde merkez karbonlardan etende ikili bağı mevcut. Yani bu aslında nedir? Bir cis trans izomeridir. Yukarıdaki bileşiklerde fiziksel özellikler birbirinden farklıdır. Cis trans izomeri de evet, fiziksel özellikler birbirlerinden farklıdır diyoruz ve bu seçeneğimiz de doğrudur diyoruz. Birinci bileşik cis 1-2 dikloroetendir. Bakıyorum, 1 ve 2 numaralı karbonum, ikisinde birer tane klor var ve merkezi, ikili bağın olduğu yeri, koordinat sisteminizi merkezi kabul edersem her ikisi de X ekseninin alt bölgesinde kalacak şekilde olduğundan sis yapısı söz konusudur. Diğerinde ise bakıyoruz, X eksenimizin bizim biri nedir, bakın, karşılıklı aynı tarafta X ya da Y ekseninin aynı tarafında olmadıklarından trans yapısı söz konusudur. O zaman benim ikinci öncülüm de doğrudur. İkinci bileşiğin kaynama noktası daha yüksekti. Trans yapısının kaynama noktasının bana yüksek olduğunu söylüyor. Biz biliyoruz ki cis izomerler polar özellik gösterirler. Trans olan izomerler ise apolar özellik gösterirler. Bu nedenle cis izomerlerin erime ve kaynama noktaları
trans izomerlerden daha yüksektir. O zaman bu öncülümüz yanlış olacağı için bizim beşinci sorumuzun cevabı yalnız 3 olan yanlış olan seçenek B seçeneğimizdir diyoruz ve 6. sorumuza geçiyoruz. Altıncı sorumuzda yukarıdaki formülleri verilen bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştır? Birinci öncülümüzde 5 karbonlu bir yapı verilmiş sevgili öğrenciler. Burada D'ye bakıyorduk öncelikle. Hidroksil grubunun bağlı bulunduğu karbon atomu en küçük numarayı alacak şekilde karbon atomlarına sıralama yapıyoruz, numaralandırma yapıyoruz. Ve ona göre bileşiğimizi ikili üçlü bağ içeriyor mu içermiyor mu? Fonksiyonel gruplarımız var mı yok mu neler bunlara bakıyor idik. Adlandırmada bizim hidroksil grubumuzun en küçük numarayı alacağı şekilde numaralandırma yaptığımızda nedir bakalım? 1, 2 ve 3 numaralı karbonda bir metilimiz var. Evet, 3 metil. Fakat 4 numaralı karbonumuzda sevgili gençler dikkat ediyoruz. İkili bir ağımız var. Bu nedir yapıda? 4 numaralı karbonda 4 pentin değil, penten olması gerekir. Ve nedir? 1 ol. Evet, 1 numaralı karbonda hidroksil grubuyla ol geliyor. Fakat pentin değil, penten olduğundan dolayı birinci öncülümüz yanlış olan öncüldür. 2 numaralı öncülümüze baktığımızda buradaki bileşiğin adlandırılmasında hidroksil grubu birden fazla var. Birden fazla hidroksil grubu içeriyorsa bir bileşik diol olarak adlandırmada kullanıyorduk. Yine hidroksil grubumuzun en küçük numarayı alacağı şekilde numaralandırma yaptığımızda 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı karbonlar olacaktır. Bakalım 3 numaralı karbonumuzda bir metil grubumuz var. 3 metil 1, 2, pentan, evet doymuş hidrokarbon olduğu için an ikini kullanıyorduk ve nedir o zaman bu öncülümüz bizim doğru öncülümüz olacaktır. 3 numaralı öncülümüzde bir halkalı yapımız var ve bir halkalı yapıya yine hidroksil grubu bağlanmış. Bu nedir? 6 karbondan meydana gelen bir yapımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani nedir? Hegzen benzen halkasına benzeyen çift bağ içermeyen siklohegzen yapısıdır. Evet doğru bir öncüldür diyoruz. Siklohegzanol dedik. Dördüncü öncülümüze baktığımızda yine hidroksil grubu en küçük numarayı alacak şekilde karbon en uzun karbon zincirimi ben numaralandırıyorum. 1, 2, 2 numaralı karbon ve bakalım en alkenlerde ne yapmış? 3 metan, etan, propan, bütan, 4 karbon, büten, 1 büten değil 3 büten, 2 ol olacak. Demek ki bu öncülümüz de yanlıştır. O zaman bizim doğru olan öncüllerimizi bizden soruda istediğine göre 2 ve 3 numaralı öncüllerimizin bulunduğu C seçeneğimiz doğru seçeneğimizdir sevgili öğrenciler diyoruz. Yedinci sorumuzda alkol ve sınıfını vermiş ve bana karşılaştırma, eşleştirme istiyor. Alkol ve sınıfı için yapılan eşleştirme aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Alkolümün bakalım 2 metil propanol, metan, etan, propan, 2 numaralı karbonumda metilim var ve 2 numaralı karbonumda hidroksilim var. Hidroksil grubunun bağlı olduğu karbonda 3 tane metil gruba bağlı. O zaman nedir bu? Bir tersiyer alkoldür. İkincisi izopropil alkol, metan, etan, propan, hidroksil grubunun bağlı olduğu karbonumda 2 tanesi var. Sekonder alkoldür. Etil alkol, metan, etan, etil alkolü. Bu da nedir? Bir primer alkol olacaktır. O zaman 1 C tersiyer alkol, 2 Adana sekonder alkol ve 3 Bursa primer alkol olan A seçeneğin 7. sorumun doğru seçeneği olacaktır diyorum ve 8. sorumuza geçiyoruz. Bir bileşik açık yapı formülü verilmiş, yargılarından hangileri doğrudur diyor sevgili arkadaşlar. Diethyl eter olarak adlandırılır. Eter yapımız neydi? Rör yapımızdı. Evet,
diyetil eterdir, metan, etan, iki tane etil grubu bir oksijene bağlı ise bu bir eter yapısıydı. İki öncülümde nedir? Polar bir moleküldür. Değerli arkadaşlar, artık ezberimizden biliyoruz. Oksijenin atom numarası 8'dir. 1s2, 2s2, 2p4'te baş kuantum sayısı en büyük olanda toplam 6 elektronum var. Lewis yapısını yazdığımız zaman yan yana geldiğinde bakın iki tane bağ yapan elektronum nedir? Açısal olacak şekilde. Çünkü daha önceki soruda da bahsettik. Eşleşmemiş elektron çiftleri eşleşmeye uygun tekli elektronlara göre atom hacminde daha büyük yer kapladığından bağ yapacak olan elektronları iteceğinden bir kırık doğru yapısı söz konusu olacaktır. Bu da bir polarlık oluşturacaktır molekülde. Bu da o zaman doğru bir öncüldür. Kaynama noktası izomeri olan alkolden daha düşüktür. Evet, eterlerin izomerleri olan alkollerden kaynama noktaları daha düşüktür diyoruz ki diyetil eterin aslında biliyoruz. Bir butanol, metan, etan, propan, butanol bunun 4 karbonlu izomer yapısıdır. Bir de neydi? Metil propil eter. Metan etan propil eter yapısı da yine onun bir diğer izomer yapısı idi. Fakat bana alkolle karşılaştırmasını soruyor. O zaman doğru seçeneğim 3 öncülünde doğru olduğu E seçeneği olacaktır diyoruz. Ve 8. sorumuzun doğru cevabını E diyerek 9. sorumuza geçiyoruz. Yukarıda verilen bileşik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Adı benzoik asittir. Benzen halkan var arkadaşlar ve buna bir karboksil grubu bağlanmış. Benzoik asittir. Sudaki çözünürlükleri fazladır diyor. Hayır. Biz biliyoruz ki benzoik asit alkolde yüksek çözünürken suda çözünmez veya çok az çözünür. Dolayısıyla doğal olarak kuru erik ve elmada bulunur. Aromatik bileşikler yaş sebze ve meyveleri hoş kokusunu veren yapılardır diyebiliyoruz ve bu da doğru seçeneğimizdir. Ca6H5CoOH kapalı formülüne sahiptir. Aromatik karboksil asit üyesidir diyerek biz 9. sorumuzun doğru seçeneğini yanlış olan B seçeneği diyerek son sorumuza geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Son sorumuzda yukarıda verilen bileşiklerden hangileri yanlış adlandırılmıştır? Birinci öncülümüzde etanoik asitin etil esteri, metan, etan, ester bağımız bakın. Burada bir karbonil grubumuz var. Karboksil asitteki hidrojenin yerine bir etil grubu gelmiş. Etil grubu gelmiş ve bizim adı bunun nedir? Etanoik asidin etil esteri yapısı doğrudur adlandırması diyoruz. Metil propiyanat, metil ve metan, etan 3 karbonlu propiyanat doğru adlandırılmış. Alfa-bromobutanoik asit. Değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim, gençlerim, karboksil grubunun bağlı bulunduğu karbon atomuna alfa, beta ve gamma olarak adlandırıyorduk. Bu yapımızda alfa değil, beta bromobutanoik asit olacaktır. Doğrusu yanlış olan adlandırma yalnız 3, 10. sorumuzun C seçeneği olacaktır diyoruz. Ve sevgili gençler, unutmuyoruz. Maske, mesafe, temizlik kuralları çerçevesinde hükümetimizin, devletimizin, bakanlığımızın tedbirler doğrultusunda kademeli normalleşmeye geçerken lütfen lütfen siz gençlere bizler çok güveniyoruz. Maske, mesafe, temizlik kurallarına son derece dikkat edelim diyorum. Önümüzdeki sınavda, gelecekte, Haziran'da geleceğiniz sınavlarınızda sizlere sonsuz başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Sevgiyle kalın.